Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, esnaf kefalet kredilerine uygulanan faiz artırımının esnafı mağdur ettiğini söyleyerek Elazığ milletvekillerinden konunun takipçisi olmalarını istedi. Geçtiğimiz ay esnaf kefalet kredisi kullanan esnafların faiz oranlarında artış gerçekleştirilmişti. Faiz artırımı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toraman, yeni faiz oranlarının hali hazırda kullanılmış mevcut esnaf kredilerine yansıtılmasının doğru olmadığını ve Elazığ'ın diğer deprem illerinden ayrı tutulmasına anlam veremediklerini söyledi. Hala daha bu şehirde yıkımlarımız devam ediyor. Bunu kimse inkar etmesin. Ediyor mu? Akar otelin karşısından tuttu. Şehrin hangi tarafına gidersen git yıkımlar devam ediyor. Gözümüzü açamadık. Esnaf çalışma hızını görmedi. Çalışma statüsünü yani bir düzene koyamadı. Yani bu bir gerçek, bu bir hakikat. Ama nedense yani bizi bir işte doğru Malatya gibi değiliz ama bir Adıyaman gibi değiliz. Bir Maraş gibi değiliz, bir Hatay gibi değiliz ama şu an yani onlardan geri kalan bir yönümüz de yok. Yani bu esnafın faizlerle ilgili artış nedeninin niye biz bu illerin dışında kaldık? Niye bırakıldık? Sahipsiz mi kaldık? Niye buna hala daha sessiz kalıyoruz? Yani bunu unutacak bir şey değil. Toraman, esnafların işlerinin yarı yarıya düştüğünü söyleyerek Elazığ milletvekillerinden kredi faiz oranlarının düşürülmesi noktasında kendilerine destek vermelerini istedi. Evet, gün yine bu konuyla ilgili biz de birlik başkanımıza söyledik. Yani arkadaş, yani bir araya gelelim, siyasetimize bir daha gidelim. Yani arkadaş kolay bir şey değil. Yani bir 80-90 bin lira bir adam artan parasına kimse böyle para kazanamıyoruz. Ama her adam bu şehirde yıkımlar devam ediyor. Süreç devam etmese hemenle %55-%60 esnaf iş kaybına uğramış. Ama bu esnafa yazık. Bu esnafa buradan siyasetçilerimize bir daha sesleniyoruz. Yazıktır. Bu işin takip edip bir an önce bu işin önüne geçmek lazım.